Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta Muazzez İlmiye Çığ, Uygarlığın Kökeni Sümerler bir kitabından ele alacağız konuyu. Çağlar ötesinden çığ dolu bir ilim bekliyoruz hakikate. Sümerleri anlatmıştık çünkü Tevhid Hoca'nın da Siyer-i Nebi'de. O bölümde de Sümerler hakkında derin ve detaylı bilgiler olmasa da bugünün insanların anladığı şeylerden biraz daha farklı şeyler olduğunu ifadelendirmiştik ama Muazzez Hanım'ın bu çağlar ötesinden getirdiği tabletleri Türkçeleştirme serüveni içerisinde yabancılarla beraber yürütmüş olduğu o ciddi çalışmaları ne hale getirmiş veya ne anlatmaya gayret etmiş, biraz onu çözmeye çalışacağız. Çünkü Muazzez Hanım'ın bu beyanatları bu kitabında da ifadelendirdiği üzere özellikle genç kuşaklar için bütün dinlerin Sümerlerden çıktığına dair bir efsaneyi efsanelerle anlatmayı becermiş yegane bir isim olarak karşımızda. Yanlış anlaşılmasın, Türkçe Cumhuriyet tarihinin en eski hocalarından biri olarak Muazzez Hanım'dan çok daha verimli sonuçlar alabilecekken bu efsaneyi dönüp dönüp Türklüğe dayandırma çabasını 1930'larda pelesenk kalmış olan bir anlayışın sonucu olarak görmekten öteye geçemiyoruz ki Sümerlerin bir tür topluluğu değil, birçok topluluğun bir araya getirmiş olduğu Hazreti İbrahim Efendimiz'in dönemine kadar dayanan bir yapısı olduğunu ifadelendirmiştik bizler ki kitabında bunun karşılıklarını göreceğiz. Efendim 1850 yılında Hinks, British Association'la verdiği konferansta ilk olarak çivi yazılarını Akatlılar dediğimiz Sami halkın icat etmediklerini, dikkat, Akatlar bir Sami halkı değil, Avrupalılar onları bir Sami halkı olarak kabul ediyorlar. Çünkü bu yazının Sami dinin bünyesine hiç uymadığını, eğer bu yazıyı Samiler icat etselerdi kendi dillerine uygun yapmış olmaları gerektiğini söylemiştir diyerek bu sözümüzü onaylamış olur dakika bir. Sami olmayan bu dilin Sümerce olması gerektiğini de yine Jules Oppert ortaya atıyor. O eski krallara ait kitabelerde bulunan Sümer ve Akat kralları ünvanına dayanarak. Asur ve Babil'de oturan Sami halkının adının Akatlar, Sami dil konuşmayanların Sümerler olduğunu kanıtlıyordu kısmında kanıt kısmına takılacağız ne yazık ki. Ona göre Sümer dili de Türk, Fin ve Macar dillerinin akrabasıydı. İşte konumuz buradan başlıyor. 1930'larda Türkiye'de böyle bir akım başlıyor. Her şey Türktür, Hazreti Adem de Türktür, bütün dünya Türktür, Kızılderililer Türktür, su Türk, balık Türk, at, eşek ne varsa hepsi Türktür diye bir milletin zaten binlerce yıllık kültürüne sözüm ona bir şey katma çabası mıydı bu? Yoksa Türklerin İslam'la ne alakası var canım? Tıpkı Sümerliler gibi takılaydık ya deme çabası mıydı? Tam oraya gitmişken bu Sümerlilerin de çok tanrısı varmış diyerek Sümerlilere de 2-3 dönem olduğunu unutturma çabasıyla bizi çok tanrılı bir dine atmak üzerine mi bir gayretti? Yoksa bütün bu söylediğim çelişkilerin çelişki yumağını eline almış teyzemizin bir hırka örme çabası mıydı, ona bakalım. Bütün bu üzüntülere ve yorgunluklara değmiştir diyor. Çünkü burada milattan önce 2500 yıllarından başlayarak İsa'nın doğumuna kadar 2500 yıl süresince bir şehirde yazılmış. Yani milattan önceki son döneme kadar Sümerlerin varlığı mı vardı? O tabletler hala yazılıyor muydu diye sual edince, hani bugün Urfa çarşısında hala bakır döven amcaların aslında yemek pişirmek için değil de evin bir köşesine koymak için bakır tencere dövdüklerini unutmuş mu, bir soru işareti. 30 bin tabletten 15 bin kadarı İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilmiş. Nibur tabletleri arasında en önemli buluntuysa Sümer edebiyatına ait olan tabletlerdir demiş, diğerlerine girmemiş. Çünkü Sümerolog olarak karşımıza çıkıyor. Philadelphia Üniversitesi Müzesi bu işi yüklenmiş. Ancak tamamlanmasının 2019 yılına kadar süreceği söyleniyor denmiş. Hala bir çözümleme yok ama Muazzez Hanım çözümlemelerini bu kitapta ifade etmiş yıllar önce. 1922-34 yılları arasında İngilizlerin temsilcisi Leonard Woolley, Sümerlerin Urim dedikleri, Tevrat'ta İbrahim peygamberi vatanı Ur olarak yazılan yerde bir kazı gerçekleştirmiş. Yani tam da bizim Siyer-i Nebi'de anlattığımız tarih. Ki Muazzez Hanım'ın söyledikleri şimdi bu gerçekle çelişmeye başlayacak. İkinci heyecan ise
Kazıda inilen en son yerdeki kalın bir çamur tabakasının tufanın Mezopotamya'da olduğuna kanıt göstermesiydi. Gazeteler bu olayı büyük manşetlerle vermiş fakat daha sonra yapılan araştırmalar bunun doğru olmayacağını göstermiştir. Araştırmanıza gerek yoktu. Çünkü Nuh tufanı gerçekleştiğinde henüz Sümerliler ortada yoktu. Ama Sümerliler döneminde ve ondan sonra ve önce de Allah-u Zülcelal'in yeryüzünde yaşamış pek çok peygamberin ümmetine çeşit çeşit cezalar yazdığını, o cezaların bir kısmına da buna dahil olduğunu okuyup anlayabilirdiniz. Buna karşılık diyor Muazzez Hanım, kullandıkları alet ve kaplar bir ayrılık gösteriyordu. Bu kültür şimdi M.Ö. 5900 yıllarına tarihleniyor. Tam da bizim anlattığımız mesele, Tevrat'ta anlatılan tarihin doğru olmayıp arada bir boşluk geçirdiğimizi, zaten Hz. İbrahim Efendimiz'in M.Ö. 5000'li yıllarda varlık gösterdiğini anlatmıştık sizlere. Yukarıdan aşağı 6. kata inildiğinde sayının 1000 kadar olduğunu tahmin edilen mezarlar bulunmuştu. Bunlardan en ilginci galiba bir erkeğin ve bir çocuğun iskeletleri yanında ve üstünde birer köpek iskeletinin bulunmasıydı. Kemiklere göre bunlar M.Ö. 6000 yıllarına aitti. Sözü sözümüzü doğruluyor. Eridu bilgelik tanrısının şehri olmasına rağmen neden sonra tek bir tablet bulunamamıştır? Çünkü Eridu bilgelik tanrısı diye anlatılan şey Nemrut'la alakalıdır. Şimdi burada bir şey karıştırılıyor, onu düzeltelim. Bu dönemde kullanılan tanrı ibarelerinin 3 tane önemli özelliği var. 1. Toplumlar bazen kendilerine gönderilen peygamberlere bizimkilerin tanrı diye çevirdiği kelimeleri kullanıyor. 2. Toplumlar bazen o peygamberin getirmiş olduğu dini muharref hale gelip bozunca yücelerden yücesi Allah-u Zülcelal'in gönderdiği dindeki melekleri tanrı olarak adlandırılıyor. 3. Eğer insanlık o muharref inancını biraz daha kayıt altına almak isterse ve yaşadığı toplumlarda bunu izah etmeye gayret ederse bu sefer kralları da tanrılaştırabiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki tanrı kelimesinin tek bir manaya gelemediğini ve gelemeyeceğini filolojik olarak da beyan etmek gerekiyor. Karıştırdıkları temel noktalardan bir tanesi bu. Gerçi Muazzez Hanım şiirleri çok fazla umursamadan isimlerin önüne arkasına rahatlıkla tanrı ekleyebiliyor. Sonuçta tanrıların tanrısı hikayesi. Rawlinson ileriye sürmüştü diyerek 1869'da Jules Oppert bu dile Sümerce adını vermiş, verdi diyor. Bu dilin Türk, Fin ve Macar dillerine akraba olduğunu söyledi. Fin ve Macar dilinde Finlilerle Macarlar arasındaki dil ayrımının Fin dil kökeninin bugün Kürtlerle alakalı olduğunu zannedersem es geçmiş. Zaten Muazzez Hanım'a Kürt deseniz o ne ki ben duymadım diyecek kıvamda yazmış kitabını. Örneğin göğü ifade eden bir işaret hem gök hem de tanrı anlamına geliyor. Ah işte ben de bunu anlatıyorum. Ayrıca aynı işaretin hece okunuşu da var. Bu bakımdan okunuşlarda yanlışlıklar olabilir diyor. İyi de Muazzez Hanım, sizin üst üste koyduğunuz yanlışlar bugün bu topraklardaki insanların, genç kardeşlerimizin İslam dininden uzaklaşmasına vesile oluyor. Hoş, bu pek de sizin umurunuzda değil, belki de gayenizden bir gaye. Aynı şekilde M.Ö. 3000 ile 1850 yılları arasında yazılmış olan Sümer dilinin ne kadar rahat yazıyorsunuz değil mi tarihleri? 3000 ile 1850 bir şey değil canım, arada 1150 sene olmuş. Hani bizim genç kardeşlerimiz bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Gençliği Hitabı'yı okuyamıyor diyen Muazzez İlmiye Hanım 1150 yılı öylesine bir geçiştirivermiş. O geçiştirdiği yerde de demiş ki Sümer dilinde bir etimolojik sözlük yok. Ama okuyacağız şimdi, kitabın konusu Sümer edebiyatı. Garabet. Kuşkusuz bu süre içinde Sümer dili de bir hayli değişmiş olabilir. Karşılaştırma yapmak hiç de kolay değil diyen Muazzez Hanım birazdan bir karşılaştırma yapacak. Ben atlayayım geleyim size oraya. Ne karşılaştırması mı? Kelime. Efsanelerde pek çok yakınlık var. Türklerle Sümerliler arasında diyerek oley Türkler Sümerliler de bir Türktür diyerek başlıyor. Diyor ki Sümerce'de M'dir, Türkçe'de Men'dir, açıklaması Ben'dir. Yani mesela Sümerce'de dingir olan bir kelimeyi Türkçe, ana Türkçe'de Tengri, bizde Tanrı, gök kelimesiyle özdeşleştiriyor. Duru 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 diyor.
Ege Ece'ye özdeşleştiriyor. Nigi Neng onu da eşya yapıyor. Yani bugün de sizler gitseniz doğu topraklarında Kürtçe konuşan insanların Kürtçe konuşurken araya Türkçe kelimeler ekliyor olması, Türklerin Arapça kelime kullanması, İngilizlerin Farsların kelimelerini kullanıyor olmasından daha doğal bir şey yok. Ama Muazzez Hanım'ın şu kadarcık kelime Sümerce'nin kökenlerinin Türklerle yakinen ilişkili olmasına yetmiş. Hadi geçelim Sümer edebiyatına bakalım. Bu edebi metinlerde çok tanrılı inanç Sümerlilerin başından geçen olaylarla mı alakalıydı? Bu nasıl es geçilmiş? Bilindiği gibi diyor. Sümerliler insanlık tarihinde dillerine uygun ilk yazıyı icat eden uygarlıktır. Biri ona Göbekli Tepe'den bahsetmemiş ya da kitap yazıldığında olmamış. Muazzez Hanım'a bir update gerekiyor. Önce resim şeklinde başlamış, yazı ve taşlar üzerine kazılmış. İyi de resimlerin altında yazılar olmasa acaba o resimlerin bir süsleme sanatının parçası olduğunu göstermez mi diye de sual ederiz. Yazı yüzyıllar boyunca, bayılıyorum bu kafaya, yüzyıllar boyunca, yüzyıllar geçti, işte kuştuk, eşek olduk, eşekken deve, oradan maymun, işte bir şeyler olunca biz olduk kafası. Resim yazısından çivi yazısı dediğimiz şekle dönüşmüş. Bir insan resim yazısından çivi yazısına döner mi ya? Bu kadar estetik bir duruştan, bu kadar diklemsel bir yazıya fonetik olarak dönmek mümkün mü? Değil. Ama çivi yazısını anlatmaya çalışmayacağım şimdi. Konumuz kitap üzerine gitsin. Milattan önce 2000'in başlarında papirüs var, kağıt var, mürekkep var, her şey var. Ve milattan önce 2000 yıl başlarında hemen her konuyu yazacak şekilde geliştirilmiş. Milattan önce 6000'de bir hayat vardı hani. Oradakiler ne? Oradakiler eble. Ama onlar o zaman Türk değil. Neyse. Genellikle edebi yapıt olarak tamamlanan yazılar iki kısma ayrılıyor. Birinciler günlük ihtiyaca göre yazılmış olanlar, kanunnameler, anlaşmalar ve tarihsel yazılar bu kadar gelişmişler ama o kadar geriler. İkincilerse insanların yaşamlarında tanık oldukları ve hayal güçleriyle yarattıkları olayları. Nereden biliyorsun hayal güçleriyle oluşturduklarını? Güzel bir anlatışta yazıya geçirip gelecek kuşaklara aktardıkları eserler deyip Sümerler yazıyı en az milattan önce 3000'lerin başında icat etmiştir diyerek aynı kitapta 5 ayrı tarihle bilim de yaptınız ya, helal hoş olsun. Bundan sonra Sümerler yeniden canlanıp tekrar bir imparatorluk kurmuşlar. İşte ben de bundan bahsediyorum. Sümerlerin 3 dönemi var. 1. Hazreti İbrahim'den önce bir toparlanma var. 2. Hazreti İbrahim'in süreci var, Müslüman oluyorlar. 3. Olay muharref oluyor. Kürtler, Türkler ve Beni İsrail birbirlerinden kopuyorlar. Dolayısıyla Sümerlilere bir Türk devleti demenin manası olmuyor. Yeni Sümer çağı doğudan gelen akınlarla son bulunca anlattığımız husus, ülkede yeniden şehir devletleri kurulmuş ve böylece eski Babil çağı başlamıştır. Tevrat'ta da geçtiği üzere bu şehir beyliklerinden ilk kurulan milattan önce 1800'lerde varlığını 250 yıl kadar sürdüren isim olmuştur. Tarih konusunda Muazzez Hanım'la bir daha bir muhabbete girmeyelim. Ama tekrar milattan önce 5000'e gittik. Milattan önce 5. yüzyılda Babil'e sürgün olarak götürülen ve orada birkaç yüzyıl kalan İbrani bilginleri kuşkusuz Babil kitaplıklarını incelemişler. Tevrat üzerinde çalışan araştırmacılar Tevrat'ın bu tutsaklıktan dönüşte yazılmış olduğu kanısındadırlar. Birisi şunlara şunu anlatması lazım. Celal Hoca'ya da Muazzez Hanım'a da. Ya arkadaşlar, kıymetli büyüklerimiz, bunlar tarihsel süreçte yaşanan her olay kendisinden sonra gelmekte olan kitabın içinde yer vermesinden gayet doğal bir şey olamaz. Sizler bugün Cumhuriyet'in ilan edildiği bir ülkede yaşıyoruz bizler. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ama çocuklarımıza Osmanlı tarihini öğretiyoruz. Osmanlı'dan önce Abbasileri, Emevileri, Selçukluları anlatıyoruz. Tarihin bütün süreçlerini her tarih kitabında yer vermek, bunu o çağda yaşayan insanların uydurduğuna kanıt ve delil olarak göstermek, eğer aklınız varsa bir mecburi yönelim çalışmasıdır, bir manipülasyondur. Buna bilimsel manipülasyon diyoruz. Günümüz dünyasında derin etkileri süre gelen İbrani edebiyatını kapsayan Tevrat, Yunanların İlyada ve Odise'yi, eski Hintlilerin Rigveda'sı
ve eski İran'ın Avesta'sı en fazla İsa'dan 1000 yıl önceye kadar uzanabilir. Ama bu yazdıkların hepsi bir tanrı, hepsi bir yaratıcı, hepsi bir yaratıcının adı. Kendisinden sonra bir yaratıcının adının tekrardan beyan edilmesinden daha orijinal ne bekleyebilirsin ki? Güneş batmasını güneş kanlı yüzüyle evine doğru gidiyor şeklinde anlatmışlar. Muazzez Hanım, siz buradan güneşin bir tanrısal özelliği olduğunu anlayabilirsiniz. Ama siz Kur'an-ı Kerim olsa okusaydınız eğer, güneşin kanlı yüzünün balçığa batma meselesinin Kur'an'da bir ayet olduğunu, o ayet-i kerimenin önceki ümmetlerde de bir karşılığı olduğunun delili olduğunu, bunların da bir dönem Müslüman olduğuna dair açık bir delil olduğunu görebilecektiniz. Koyun çokluğu anlatılıyor. Diğer taraftan Tanrıça Ningal bir ağıtında "Ey benim kentim, kuzusundan ayrılmış masum bir koyun gibisin" demiş. Sual şu, bir tanrı ağlar mı? Ağlıyorsa tanrı değildir. Demek ki o halkının içerisinde önem verilmiş olan belki bir yönetici, belki bir idareci, belki bir edebiyatçıdır. Hem tanrı eşittir gök yazabiliyorsunuz, hem de o gökleştirilmiş, ululaştırılmış varlıklara da tanrı diyebileceğini anlayamıyorsunuz. Yani sevgili genç kardeşlerim, şöyle anlatayım, hemen anlayacaksınız. Biz Hazreti Allah dediğimizde ve aynı zamanda Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam dediğimizde veya birazdan içeriye efendim Ali Efendi Hazretleri buyuracaklar deseydik Osmanlı döneminde, şimdi Ali Efendi peygamber mi oldu? Haşa. Peygamberimiz tanrı mı oldu? Haşa ve kella. Peki Allahu Zülcelal yarattığı peygamber ve biraz önce sonra kapıdan gelecek bir bürokratınla aynı seviyeye mi geldi? Hayır. Ama hepsine ne dedik? Hazret dedik. Demek ki tanrı kelimesini bile böyle ele almak gerekiyor. Efendim zevki temaşa eder Muazzez Hanım şöyle buyurur. Kuşlar da var, insanlar bir ziyafete kartallar gibi atılıyor. Tanrı Dumuzi'nin ruhu vücudundan bir şahin gibi başka kuşa uçuyor. Tanrı'nın ruhu olmaz Muazzez Hanım. Bu anlattığınız insanlar eğer bir şeyi tanrısallaştırmışlar ve dinden çıkmışlarsa bu ibareleri öyle ele alalım. Ama bu çok tanrıcılıkta insanlar tanrı üretmeye gayret etmez. Ya bir yönetici Firavun gibi, Nemrut gibi kendisine tanrısal özellikler var diyerek milleti baskı altında kendini tanrı ilan ettirir. Sonuçta bugünkü Kuzey Kore lideri geçtiğimiz yıllarda babaannesini tanrı ilan etmişti. Ona iman etmeyenleri de öldürürüm demişti. E şimdi o topraklardaki insanlar babaannesine tanrı deyince yıllar yıllar geçtiği zaman, hani sizin tabirinizde 100 yıllar 1850 ile 2000 filan yıl geçtiğinde bizler Kuzey Kore'deki insanlar bir kadını tanrı mı yapmışlardı diyeceğiz. Hayır, birisi onları yolundan saptırmış, onlar da yollarından sapmış ama bu bir yönetim eliyle olmuş diyeceğiz. Sümer efsaneleri altında hem efsane kelimesi kullanıp hem de bu efsanelerden din türetildiğinin iddiası, keşke bir edebiyatçı olsaydı bayağı güldürürdü kendisini. Onlar evren nasıl var olmuş, insanlar nasıl yaratılmış, göksel varlıklar nedir, neden fırtınalar esiyor, neden doğal olaylar meydana geliyor sorularına kendilerine göre yarattıkları öykülerle yanıt vermeye çalışmışlardır. Bu kadar zeki bir topluluk öyküyle bir karar verebilir mi? Siz bu insanları yarı maymun diyorsanız fikrinize katılacağım. Yok, siz bu insanlar da bizim gibi diyorlarsanız arada bunu aktaranlardan bir problem olduğunu savunacağım. Efendim bu aralarda şimdi gelelim bakın örneklere. Çünkü bu kısımlar hakikaten, yani öz özeti tekrar başa döneceğiz. Hep aynı şeyi ve Muazzez Hanım'ın hengamesiyle uğraşacağız. Çok da değmeyecek. Sonuçta bu kadar abarttığınız Muazzez Hanım'ın Sümerler hakkında henüz 56. sayfaya kadar kafanızda ve zihninizde net bir şey oluşmadan buraya geleceksiniz. Zaten dert bu değil. Ayın varoluşuna ait çok kırıklı olan şiirden satırlar. Yani adam demiş ki, ay nasıl oluştu ya, bir hikaye eleştirelim demiş. Tablet yazmış, bakalım ne yazmış. Nippur henüz bir şehirdi. Fakat oturma yeri olay seçilmemişti. Onun temiz nehri İdsalla'ydı. Onun iskelesi henüz Kargeştina'ydı.
Hulal onun tatlı su kuyusuydu. Adam şehrini anlatıyor bakın. Devam ediyoruz. Berrak suda kız yıkan, yıkan berrak suda Ninil Yürün Numbirdu kanalının sahiline. Parlak gözlü bey, parlak gözlü. Bu bir aslında bir şarkı. Yani şehrini anlatan bugünkü rapçi kardeşlerimizin yaptığı bir şarkı türünde Tanrı. Şimdi işin komik tarafı şu. Bak burada hiçbir yerde Tanrı'dan bahsetmiyor. Burada Muazzez Hanım kendi parantezlerini koyuyor. Bak hiçbir yerde Tanrı yok. Bakın. Soen diyor. İçindeki dürtüye göre o dudaklardan öptü. İlk sevişme, ilk öpücükten sonra bir hayat hikayesi. O tohumunu onun döl yatağına Suen'in tohumunu koydu. Ama burada ne yaptı? Bunu Ay Tanrısı yaptı. Kim? Muazzez Hanım. Şimdi bu adamlar mı Tanrı üretti? Muazzez Hanım mı? O soru işareti, benim cevabım hazır. Ama bu adamlar çok tanrılı dine döndüler mi? Evet. Ne zaman? İşte bu kitapta da yazdığı üzere. Sumer'in İbrahim Efendimiz'den sonra dinde tahrifat yaparak o sadık olan yoldan şaştıkları andan itibaren bu durum gayet tabii. Çünkü Tevrat'ta da aynı şey var, İncil'de de aynı şey var. Muharref olduklarında hikayelerle üstünü örtme çabası var. O noktada doğru yerler var ama bunlar hep başından beri böyleydi zaten diyorlar. Hani şu hikaye oldukça komiktir sevgili kardeşlerim. Bir ağaca yıldırım düşmüş, insanlar yıldırıma tapmaya başlamışlar. Ya arkadaş, bir ağaca yıldırım düşse korkar, bir daha o bölgede oturmam, başka yere kaçarım. Dağdan volkan patlamış, dağa insanlar secde etmeye başlamış. Ya siz volkan patlasa bir yerden kaçar mısınız? Yoksa bu büyük tanrı deyip ona tapar mısınız? Yani en insaf, biraz izan, azıcık akıl. Ne olur. Yer ve gök ayrıldıktan sonra bakire bir dişi olan yeryüzü gök tanrısına. Şimdi bakın, bakireliği yanlış anlıyorsunuz. Dişilik bütün dinlerde maddi olarak maddenin dişil ve erkekliğidir. Siz Fransızca'daki kelimelerin dişi ve erkekliğinde hocasına hocam bu kelimeye niye dişi denmiş sorusuna soranlardansanız, ki zannımca öyleysiniz, bu cevabı verme gayretinizde sonuç daha hızlı bir çözüme ulaşabilir. Efendim konu buralarda hep aynı dönecek. Biraz ilerleyelim, sizi de boğmayalım çünkü hep aynı yere ne yazık ki varıyor olacağız. Devam edelim. Hah, insanın yaratılışı. Çok güzeldi burası. Tevrat hikayesine göre, Tevrat bir hikaye değil, bize göre muharref, onların inandığı bir kitap, size göre bir hikaye ise siz bunu ilim adamı vesilesiyle yazmayın. Deneme kitabı olsaydı kabul. Tevrat hikayesine göre insanlar topraktan tüm hayvanlara hakim olması için yaratılmıştır. Bu Tevrat'ın hikayesi değil. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Zülcelal'in açık bir beyanatı. Bütün kitaplarda da görülmese, farklı tarihlerde yazılıyor olsalar da doğruluğunun ne kadar doğru olabileceğine daha da yaklaştığımız güzel bir cümledir. Sümerlilere göre de tanrılar çoğalınca kendilerine bakamıyorlar. Onların işlerini yüklenmesi için insan topraktan yaratılıyor. Cevap vermeyeceğim. Devam edelim. Yani hep aklıma şu soru geliyor. Sümerler insan mıydı, maymun muydu? Sümer yazar ve ilahiyatçıları. Bak bu kadar zeka gerisi toplulukta ilahiyatçılar var. Yazarlar var. Tanrı düzenini sağlayarak tanrısal bir gücün varlığına inanmışlar. Niye? Otorite kurmak için mi? Ve güce Me adını vererek tanrıca inanayının bu öyküsü içinde onları bir liste halinde yazmışlar. Ahan da demişler bu seneki tanrılarımız. Evet, bu dönemler oldu mu? Oldu, ama size anlatmaya çalıştığım şey bunu insanların kendisi türetmiyor. Türetebilmeleri için yönetimin hakiki olan bir dinden şaşması gerekiyor. Tanrılar kültür nitelikleri ve türleri olarak adlandırılan bu M'lerin iyi olanlarını meydana getirdikleri gibi kötü olanlarını da ortaya koymuşlar. İnsan hep iyi tanrı ister. İnsan kendine niye bir kötü tanrı yazmış? Yoksa şeytanı bize anlatmışlar da siz onu tanrılardan bir tanrı mı ettiniz? Diğer batı klasiklerinde olduğu gibi. Enki diyor 14 kez kadeh kaldırarak 5'er 6'şer 7'şer M veriliyorlar inanaya. O da onları alıyor. Şimdi tablette yazanı anlatıyor. O bana krallık tahtını verdi. Bak Allah-u Zülcelal'i anlatıyor ama muharref bir dinde. O bana soylu kılıcı verdi. O bana asayı verdi.
O bana kutsal ölçü çubuğunu verdi. Krallığı, sihir rahibeliğine saygın rahibeliğine. Bak hep bunlar yaratıcıya atfedilmiş. Çoklu tanrısal özellikle bu olmaz. İnsan kendisini över, tanrısını değil. Eğer hakikatten şaşmamış, kendisi bir din türetiyorsa. Ya ben bunlara doğru demiyorum genç kardeşim. Bunlar muharref bir din. Ama nereden çıkar muharref olan? Hakiki olanı bozunca çıkar. Bu diyor ki, hakiki bir din de yoktu. Sümerliler, Eşdos, Ahbap toplandılar. Hadin gari dediler. Bugün birkaç tane tanrı yapak da tapı verek. Bu şiirler yüzyıllar boyu Tevrat üzerinde çalışan bilginleri meraka düşüren bir konunun aydınlığı kavuşmasına sağlamıştır. Tevrat'ta Süleyman'ın Şarkıları şarkısı bölümünde birçok açık saçık şiir vardır muharref olduğu için. Tevrat'ta bulunduğu sorusuna bir türlü yanıt bulunamamışlardır. Kilise papazları İsa'yı seven, kiliseyi sevilen, İbraniler ise Yahve'yi seven, İsrail halkını sevilen olarak yorumlamışlardır. Tevrat'taki bu beyanat Davud Aleyhisselam'a aktarılmış Sümerlerin yaşadığı hayatla ilgili olmasın sakın. Efendim, şiirlerde Muazzez Hanım'ın sürekli kendi yorumları. Mesela İnanay'ı Tanrı yapmıştı. İnanay'ın annesine kocasının ağırlarının bulunduğu yere gitmek istediğini, onu göndermesini rica eder. Annesinin izin vermesi üzerine gider ve gerçekten ağırlarının darmadağınık olduğunu, hayvanlarının kırlara yayıldığını görerek çok üzülür. Orada kocası için bir şarkı yapar. Ey burada yatan sen çoban, kalk da etrafına bak. Dumozi, burada yatan sen kalk da bak etrafına. Gündüz kalk benim durumumu gör, gece kalk benim durumumu gör diyor. Bu bir tanrının tanrıya sözü değil. Ancak bu bölgede Nemrut'un kurguladığı muharref inancın bir özelliği olarak anlatılabilir. Tarihte ilk olarak M.Ö. 1000 yıllarında Yunanların, ondan 1 veya 2 yüzyıl sonra gelen Hint ve M.S. 4. yüzyıldan 6. yüzyıla uzanan Kuzey German kahramanlık çağları biliniyordu. Bu çağların tespiti özellikle İngiliz bilgili Munro Chadwick tarafından yapılmıştır. Şimdi bu üç çağa dördüncü bir çağ katıldı. Sumer kahramanlık çağı. Buna 3 bölümde ele alsaydık mantıklı bir sonuca ulaşabilirdik. Gılgamış destanının Hazreti İbrahim'le olan ilişkisini es geçer çünkü İslamiyet'ten habersiz olan Muazzez Hanım bunu da Sümerlerin bir uydurması olarak anlatır. Ama sonuç itibariyle bunu bütün dinlerin Sümerlerden çıktığını, onların da Türk olduğunu, Türk'ün dine ihtiyacı olmadığını iddiasını, mücadelesini vermektedir. Efendim sonlara geliyoruz çünkü gerçekten ilmende çok problemli olan bu kitaptan sonuç hep aynı yere çıkacağız. Türk'üz, efendim çok tanrılıyız, Sümer'den geliyoruz, tanrıları da biz yaptık. 200'den fazla ilahi bulunmuş diyor. Bunların uzunluğu 100 satırla 500 satır kadardır. Hem tanrıları uyduruyorlar, üstüne ilahi yazıyorlar. Bakın ne diyor. Yazıyı Sümerlere öğreten ve onu koruyan tanrıca Nidaba için yazılan bir ilahi. Nidaba kimdir? Nidaba normalde Cebrail aleyhisselamdır. Hesap olmuş kentleri kuran sensin. Nidaba yıkılmışları yenileyen vahiy yoluyla. Hanımım yaklaştığı yer yaz olanım. Hanımım iyi tableti ülkeye getirenim, tablet kamışı olan yerde neşelenen sensin, ekuru yaşatan hanım sensin. Bu ne? Cebrail aleyhisselamı kadın olarak kadınlaştırma sürecinde her dinde yaşanan muharref unsurun Sümerlerde görülüyor olması. Bu yine neyi doğrular? Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Zülcelal'in insanların dinleri nasıl muharref hale getirirken meleklere nasıl dişilik atfettiğinin delili olarak sunulur. Ben sona gideceğim. Orada güzel bir hikayemiz vardı. O hikayeyi sizlere okuyacağım. Bir tartışmayı yazmış Muazzez Hanım. Diyor ki, okuldan yeni diploma almış kendilerini beğenen iki gencin tartışması. Abdal, okul vebası sen cahil. Sümerceden haberi olmayan senin elin berbat, doğru düz kalem tutmaz, yazı yazmayı beceremez, imla yazamaz. Şimdi de kalkmış benim gibi katip olduğunu söylüyorsun. Arkadaş cevap veriyor. Ben senin gibi katip değilmişim demekle ne demek istiyorsun? Sen bir belge yazarsın anlaşılmaz, yazdığın bir mektup okunamaz. Bir yeri parsellemeye gidersen yapamazsın. Kavgalı iki kardeşten birinin haklı veya haksız olduğuna karar veremezsin. Tablet yazmaya hiç yeteneği olmayan biri varsa o da sensin. Senin ne işe yarayacağını kimse bilmez.
Hikayenin sonu şöyle bitiyor. Kavga biraz daha sürüyor, okulun büyüklerinden biri araya giriyor. Niçin birbirinize böyle davranıyorsunuz? Neden birbirinize fena sözler söylüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz? Bu aynı zamanda sizi okutan öğretmenlerinize de hakaret sayılır. Sizin gibi davrananlar için ne yapmaktan hoşlanır bilir misiniz? Odundan bir sopa alıp sizi adam akıllı dövüp ve ayaklarınıza bakır bir zincir takarak odaya kapatıp 2 ay okuldan dışarı bırakmazdım diyor. Hikaye Muazzez Hanım'ın değil, Sümer tabletlerinde yazan Tevafuk-u İlahi Muazzez Hanım'a denk gelmiş, belki hissesine bir şey almış olaydı diyerek bitiriyoruz bu haftayı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İnşallah aklı başında birileriyle denk gelmek niyetiyle. Hadi kalın sağlıcakla.